Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerden tam bir verim alamamanızın sebebini anlatacağım. Şu anda bu görmüş olduğunuz turşuluk biber fidesi büyük bir saksıda bulunuyor. Bu da yuvarlak olan turşuluk biberden zaten. Aynı zamanda gelen fidelerimizi ektiğim diğer küçük saksılar var burada. Gördüğünüz gibi. Şunlar. Bunlardan alabildiğim ürün sadece 5 tane. Bundan da 3 tane ürün aldım. Büyük saksıda olan ürün de işte burada. Bunun en büyük sebebi, şunu da göstereyim size. Bitkilerin köklerinin rahat rahat gelişebilmesini sağlamanız gerekiyor. Ki gövdesine rahat bir şekilde güç verebilsin. Topraktaki mineralleri alabilsin. Aksi takdirde bu şekilde bodur olarak kalır bitkileriniz. Geniş bir saksıya koymaya çalışın alanınız oldukça. Bakın mesela şu Arnavut biberleri. Bunları tohumdan yetiştirdim. Bu şekilde küçük saksıda bıraktım. Yani arkadaşlarımı dağıtmak için. Bir de şuradakine bakın. Daha verimli. Büyük saksıda. Ve daha çok biber vermiş. Yani yapmanız gereken şey aslında bitkilerinizi olabildiğince geniş bir saksıya yerleştirin. Ve topraktaki mineralleri rahat bir şekilde alıp gelişimini tamamlayabilsin. Şu adetlere bakın. Bayağı bir biber var burada. Bir de şuradakine bakın. Bunu da aynı şekilde büyük bir saksıya alacağım. Küçük bir saksı da olduğu halde bu kadar biber verdi. Büyük de olsa düşünün ne kadar biber verecek. Tabii bitkilerimizi sadece biraz geniş saksılara koymakla işimiz bitmiyor. Videonun sonunda da linki bulacaksınız zaten. Orada da bir doğal gübre tarifi var. Onu uygulayabilirsiniz. Senede bir, en fazla iki defa uygulayın. Diğer zamanlarda da evde haşlamış olduğunuz, yumurta haşlamış olduğunuz suyu soğuttuktan sonra bitkilerinize uygulayabilirsiniz. Bu arada size hatırlatmak istediğim bir husus daha var. Bir önceki videomda da ben aynı şekilde yayınladım, bilgiyi aktardım. Ben bu biberlerin, domateslerin, çekirdeklerini, tohumlarını daha doğrusu sizlere ücretsiz olarak dağıtacağım. Bunun için de bir Instagram sayfam var. Arkadaşlar en azından bu ata tohumlarından vereyim. Mesela şu görmüş olduğunuz biber süper acı bir biber. Yani hepsi kademe kademe diyebilirim size. Mesela şunlar en düşük seviyedeki acı biberlerim aslında. Siz de bilirsiniz turşuluktur zaten bunlar. Pilav yemeye gittiğinizde turşu kapların içinde bu biberler vardır. Ondan sonraki bir üst seviyesi bunlar şu biberlerim. Kırmızı olanlar da var aralarında. Sonra işte bu küçük Arnavut biberleri geliyor. Şunlar. En sonda işte zehir gibi olan biberler bunlar. Yani bunun tamamını yediğiniz zaman ciddi bir acı çekeceğiniz emin olabilirsiniz. Bunların da tohumlarını vereceğim ben size. Aynı zamanda burada tohumluk bir salatalığım var. Bunun da çekirdeğini çıkaracağım. Bunu da çekilişte size vereceğim. Instagram sayfamı mutlaka takip edin. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu biberleri diyelim ki işte birkaç ay içerisinde artık ürün vermeyecek. Malum bunlar atılacak. Atmayın. Şu diplerinden yaklaşık 10 santim yükseklikten kesin ve bırakın. Önümüzdeki yaza inanın verecekler. Bakın mesela şurada örnek vereyim ben size. Şuradan kestim. Bıraktım. Bütün kış boyunca böyle kaldı. Yazın tekrar gördüğünüz gibi altlardan sürgünler verdi ve oradan da işte böyle gördüğünüz gibi biberler var. Yani bunları mutlaka saklayın. Kesin bunları. Bunu da aynı şekilde mesela biberi verdikten sonra tohumunu alıyorum tabii de ayrıyetten şuradan yaklaşık 10 santim yükseklikten keseceğim. Bir nalası bırakacağım yani ben bunu. Önümüzdeki sene alttan sürgünler vermeye başlayacak. Mesela şu biber de aynı şekilde bayağı bir odunlaşmış şekilde. Ürün var mı? Evet var. Bunlar bittikten sonra hatta yeni çiçekleri de var üzerinde. Bunlar bittikten sonra bir 10 santim yükseklikten kesip sulamanıza da gerek yok.
bir toprak, bir poşetin içerisine toprak koyun, içerisine de bunları köklerle birlikte yerleştirin. Yazın tekrar ekin. %100 hepsi olacak demiyorum ama 10 tane sap bu şekilde koyduğunuzda toprağa mutlaka bu 10 taneden 6-7 tanesi verecektir, emin olabilirsiniz. Instagram sayfamı dediğim gibi takip etmeyi unutmayın. Çekiliş yapacağım. Ücretsiz olarak herkesin adresine tohumları postalayacağım. Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın. Orada çekilişler olacak. Bu videomu beğendiyseniz lütfen beğeni tıklamayı ve diğer videolarımı izlemek için sayfama abone olmayı ve zili aktif etmeyi unutmayın.